yapacağım şimdi ben? Bir resim kursuna yazıl bence. Bu yaşta hala çöp adam çiziyorsun. Baksana. Ha? Anne, baba, sizin ne işiniz var burada? Yoksa beni almaya mı geldiniz? Aynen öyle. Ya. Evet, babanı uğurlamayacak mısın yoksa? Olur mu öyle şey? Uğurlamaya gelir benim oğlum. Gelmez mi yoksa? Nasıl yani? Anne, baba, hiçbir şey anlamadım ben. Arkadaşlarınla konuştuk. Biliyorsun, başta gelmek istemedin. Sonra dönmek istedin. Öyle olunca biz senin gerçekten Konya'da kalmak isteyebileceğini düşünmedik. Madem kararlısın, biraz daha kalmana izin veriyoruz. Ama benim dönmem gerek. Annen seninle kalacak. Sana göz kulak olmak için. Burada kalmak istemenin tuhaf bir nedeni olduğunu düşünüyormuş. Emre. Şşş, ezanı dinleyelim Leyla'cığım. Ezan okununca... Önce ben! Acaba? Emiray. Evet işte. Onu diyorum ben de. Ne yaptı acaba? Bilmem. Kendisine sor. He? Ne diyorsun sen? Nereye bakıyorsun? Emiray. İşte siz annemlerle konuştuktan sonra beni dinlemeye karar vermişler. Senin için bir şeyler yapmak istedik. Aklımıza da başka bir şey gelmedi. İşe de yaradı. Ben hatalıydım. Kızıp gitmek yerine isteklerimi güzel bir dille söylemeliydim. Ayrıca aceleci davranmasaydım kitaptaki ipucunu da görürdüm. Tüm bunlar olmazdı. Olsun. Sonuçta ailenle konuştun ve buradasın. Evet, buradayım. Sayenizde. Köpüren sular durulduğuna göre baksana bölüm de tamamlanmış mı? Bakayım. Tamamlanmış. Anne. Hoş geldin anne. Ay Fatma, sen miydin kızım? Hoş buldum, hoş buldum. Aa, siz de mi buradaydınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe teyze. Bak, Emiray gitmedi anne. Hı, gördüm, ne güzel. Benim işlerim var. Siz oynayın güzel güzel. Sakın dışarı çıkmayın ama. Tamam peki. Hadi biz işimize bakalım. Bölüm tamamlandı ama yeni bölüm belirmedi değil mi? Yo, belirmiş. Şüphe mi, güven mi? Sevim teyzenin yemekleri annemin yemeklerini hiç aratmıyor. Benim yerime Osto gelseydi onu geri döndürmekle uğraşmazdınız. Hiç gitmek istemezdi buradan. Ama o zaman da siz gitmesini isterdiniz. Size yiyecek hiçbir şey bırakmazdı çünkü. Ha? Emiray, dinliyor musun sen beni? Ha? Bir şey mi dedin? Emiray, neyin var? Yoksa babanla beraber dönmediğin için pişman mı oldun? Yok. Onunla alakası yok. Sadece... Sadece? Benim aklımı kurcalayan bir şeyler var Karaca. Şüphe mi güven mi? Ne anlama geliyor sence bu?
Bilemiyorum, aklıma bir şey gelmiyor. Kitap bizi şüpheli bir duruma karşı uyarıyor olmalı. Düşünüyorum da Ayşe teyze ve Fatma çok tuhaf davranıyorlar. Nasıl yani? Onlardan şüphe mi ediyorsun? Ne gibi kötü bir niyetleri olabilir ki? Bilmiyorum ama bugün sen de gördün Ayşe teyze nasıl tuhaf davranıyordu. Hem sonra... Sonra? Bildiğin başka bir şey mi var senin? Fatmaların bahçesinde film izlediğimiz günü hatırlıyor musun? Film? Ha, şu kutunun içinde yaşayan küçük adamları diyorsun. Oyuncu onlar. O kutu dediğinde bilgisayar. Her neyse, ne olmuş? İşte o gün. Nasıl oluyor bu? Sanki dokunsam şu masadaki suyu uzanıp alacak gibiyim. Ah, ne iyi olurdu uzanıp alabilseydik, çok susadım. İçeriden alsana, Fatma da orada hem. Doğru diyorsun. En heyecanlı yerinde kaçırdı filmin. Hem onu çağırayım hem su alayım. Sen devam et izlemeye. Aldın mı kitabı? Henüz değil. Ama mutlaka alacağım o kitabı. Merak etme anne sen. Kitap mı? Tamam. Sen kimseye bahsetme bundan. İnşallah bu kitap sayesinde projemi tamamlayacağım. Ha? O ses de ne? Ha? Ne işin var senin burada Emirhan? Film izlemiyor muydunuz siz? Ben... Su almak için gelmiştim de. Tamam sen git, ben getiririm. İşte böyle. Apar topar beni senin yanına gönderdiler. Sence tuhaf değil mi bu anlattıklarım? Evet öyle görünüyor. Ama kesin bir karar vermeden önce emin olmalıyız. Uyumadınız mı siz hala? Geç oldu, hadi yataklarınıza. Tamam anneciğim. Hemen uyuyoruz. O çocukların geldiği falan yok. Birkaç çok bilmiş kitap meraklısı o kadar. Hı? Zekai! Bu ne hal? Ne hal? Ne varmış halimde? Moda mı bu yapraklar? Ne işi var başında? Evet, bu senenin kamuflaj modası. Ne diyorsun sen Ruhi? Ne modası? Sen demedin mi fark edilmemeliyiz diye? İşte ben de gizlendim. Böyle mi gizlendin? Evet. Beğenemedin mi? Avcılar falan hep böyle gizleniyor. Onlar doğada oldukları için öyle yapıyorlar benim zeki arkadaşım. Sen gizlenmemişsin ki. Binaların arasında ben buradayım diye bağırıyor gibisin bu kafandaki otlarla. Ne yapayım? Bir kalıp taş mı koyayım kafama? Binaların arasındayız diye şimdi. Hem bu kalemun muyum ben? Bu kadar gizlenebildim işte. Tamam Zekai tamam. Hiç uğraşamayacağım seninle. Hadi. Gözümüzü dört açalım da şu çocukları kaçırmayalım. Yaprak. Sen çık gel ta geçmişlerden fasulye kırdırsınlar iyi mi? Niye öyle diyorsun? Fasulye kırmak da önemli bir görev. Devlerden, fısıldayan ormandan sonra az geldi herhalde. Alın bakalım size biraz daha fasulye. Yenge, ne yapacağız bu kadar fasulyeyi? Yaz bitene kadar fasulye mi yiyeceğiz, mahalleye mi dağıtacağız? Söylenme bakalım. Bunlardan turşu kuracağız. Yapacak daha önemli bir işin mi var yoksa? Yoo, turşu kurmaktan daha önemli ne işim olabilir ki? Güzel, ben diğer malzemeleri getireyim o zaman. Hiç. Geri dönmesi gereken bir karaca ve tamamlanması gereken görevler mi var sanki? Tamam sustum. Merhaba. Oo, ne yapıyorsunuz böyle? Kolay gelsin. Merhaba. Turşu kuruyoruz. Kolay gelmesi için bize yardım edebilirsin istersen. Olur. Ver sen onu bana. Rahatça otur.
geldin Fatmacığım. Turşu yapıyorduk biz de. Tuz bitmiş ama. Biz alırız. Tamam, sakin olun. Gidin bakalım ama gecikmeyin, oldu mu? Ben de geleyim. Hayır, yani sen annemlere yardım et. Biz hemen alır geliriz. Öyle mi? Peki, tamam. Ne düşünüyorsun Emiray? Yeni görevi düşünüyorum. Herkesten, her şeyden şüphe eder oldum. Kime güveneceğimi bilemiyorum. Fatma da dahil değil mi? Evet. Son zamanlarda çok tuhaf davranıyor. Ama şimdiye kadar güvenimi sarsacak hiçbir şey yapmadı. İstese kitabı rahatlıkla alabileceği zamanlar da oldu. Ah, açıkçası kafam çok karışık. Hatırlıyor musun? Köyde o iki adam yüzünden neredeyse senden şüphe edecektim. Hatırlıyorum. Şüphelenmem için de görünürde birçok sebep vardı. Ama bazen her şey göründüğü gibi olmayabilir. Bence açık açık konuşmalısın Fatma ve Ayşe teyzeyle. Kemal amca, bu sen misin? Emiray. Karaca, sen harika bir dostsun. Hadi hemen gidelim de konuşalım. Saatlerce bekledik. Sonuç? Hiç. Yaprakların bile soldu. Tek sorun bu değil mi Zekai? Yapraklarının solması. Kütüphaneye gelirler diye düşünmüştüm. Gelmediler. Nasıl bulacağız şimdi biz bunları? Belki onlar bizi bulur. He? Gizlice takip etmeyi unut Zekai. B planına geçiyoruz. Koş! Zekai. Hayda. Kemal amcaydım hani. Onun gibi konuşmuştum. Şimdi birden Zekai'ye nasıl benzettin beni? Karaca, Karaca, Zekai ve Ruhi buraya geliyorlar. Ne? Ne diyorsun sen? Bunlar onlar. Ne yapacağız şimdi? Çok basit. Kaçacağız. Kaç Karaca, kaç. Bekliyorsun Karaca. Şu direkteki adam kırmızı olduğunda durulur dememiş miydin sen? Duruyorum işte. Oo, sen duruyorsun ama onlar durmuyor Karaca. Geliyorlar. Adam yeşil oldu. Geldim, geldim. Biz de geldik, biz de. Biraz kurallara uyun yahu. Biraz. Yeşil yanıyor yayalara. Yaya, yani ben. Bak böyle. Bunlar? Ne bileyim ben? Geliyorlar. Saklanalım. İnsanlara trafik kurallarını öğretmek sana mı düştü Zekai? Bak, kaybettik izlerini. Beni suçlamayı bırak da şu tarafa bir bakalım. Gittiler. Yaşasın, atlattık. Şşş, sessiz ol. Bak. Ayşe Hanım, patronumuzun selamı var. Teklifi iki katına çıkarıyor. Bakın, defalarca söyledim. Projemi size satmayacağım. Bence karar vermek için acele etmeyin. Kitap? Onun sizde ne işi var? Projenizi tamamlamak için bu kitaba ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Biz size yardım edelim, siz de bize. Bu kitap başka ama... Projemi o kitap olmadan da tamamlayabilirim.
Beni böyle yıldıramayacaksınız. Şimdi yakaladık sizi. Verin şu kitabı. Verin. Sizi ufaklıklar sizi. Ufaklık? Bunlar ufaklık filan değil Ruhi. Gelin buraya. Kaçmayın, gelin buraya. Kaçmayın. Gelin dedim size. Gelin buraya. Kimden kaçıyorsunuz siz? Şimdi yakalayacağım. İşte şimdi yakaladım. Tamamlanmış. Tamamlanmamalıydı bence. O niyeymiş? Bizden şüphe etmişsiniz. Bizden nasıl şüphe edersiniz? Ama üst üste o kadar çok şey oldu ki. Hem biraz düşününce böyle bir şey olamayacağına karar verdik. Tam neler olduğunu sormak için size geliyorduk ki... Tamam biliyorum sonrasını. Annemin projesinin peşindeki adamlar yetmezmiş gibi... Şimdi Zeka ile Ruhi çıktı bir de başımıza. Onlar hep vardı zaten. Ama hiç başarılı olamadılar. Yine olamazlar. Merak etme. Bir daha buraya gelmeye cesaret edemezler. Şimdilik Zekai ve Ruhi'yi kafaya takmaya gerek yok. Onların üstesinden geliriz biz. Hadi kitaba bakalım. Ne vardı bu kadar korkacak? Kahvaltı hazırlamak için kalkmıştım. Baktım üzerin açılmış, örteyim dedim. Ben korkmadım ki. Karaca korktu hep. Bense korkan, yorgana dolanmış tırtıl gibi kaçmaya çalışan kimdi? Aceleyle kalkınca yorgan ayağıma dolandı. Ne yapayım? Hayırlı sabahlar. Müsaade var mı? Girebilir miyim? Kemal amca! Hoş geldin Kemal amca. Buyur. Hoş buldum. Mu acaba her şey yolunda mı? Ha? Bir bölümü daha tamamladık. Hoş geldiniz. Ben Emiray'ın annesi Leyla. Çocuklar sizden çok bahsetti. Öyle mi? Çok memnun oldum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Biz de kahvaltı yapacaktık. Tam zamanında gelmişim desenize. Ben de Ankara simidi getirmiştim. Emiray özlemiştir. Yaşasın! Ayşe teyze bizi bekliyor bilim merkezinde. Biz simitlerimizi alıp çıkalım Karaca. Olur, hadi. Çıtır çıtırmış. Güzelmiş gerçekten. Bizde de benzerleri var ama. Ben yemedim galiba sizin orada simit benzeri bir şey. Sorun değil. Geçmişle gelecek arasında gidip gelmelerimiz eksik olmuyor nasılsa. Bir ara gelirsiniz annem yapar. Yalnız ben nereye? Bu Zekai ve Ruhi de oraya biliyorsun. Oraya da gelirler. Gerçekten hiç endişelenmiyor musunuz? Bence kolay kolay vazgeçmeyecekler. Hiçbir şey yapamazlar. Derslerini aldılar dün akşam onlar. Gülün bakalım.
Kim dersini alacak göreceksiniz. Ne zaman değiştireceğiz zekayı? Takip edelim. Uygun bir anı bulunca da günlerini gösterelim. Yine bu uzun şeyle mi gideceğiz? Otobüs. Bu uzun şeyin adı otobüs. Evet, onunla gideceğiz. Ne bu yığını aldın? Unutmadın değil mi Emiray? Güncellemesini yapsın annem. Aldım. Onu aldı ama kitabı almadı. Neden? Ya birinin eline geçerse? Yanımızda daha güvende olurdu. Ben öyle düşünmüyorum. Evde daha güvende olur. Hadi, binelim artık. Bence yakıştı. Yani bu halinin de ayrı bir karizması var. Ruhi. Tamam zekayı. Bu kadar büyütme. Zaten büyütülecek kadar bıyığın yoktu. İki küçük çizgi ha olmuş ha olmamış. İki küçük çizgi ha? Beni ben yapan, beni diğerlerinden farklı kılan güzel bıyıklarım. Ah. Manzara resimlerindeki kuş silüetlerine benziyordu bıyıkların. Abartma zekayı. Ruhi, neden ben kılık değiştiriyorum hep? Şu senin muhteşem sakallarını kessek, sen de pekala yapabilirdin bu işi. Bir deneyelim bence. Yok. Bence hiç denemeyelim. Hiç beceremem ben. Gel bir, gel sen. Yok, ben gelmeyeyim. Gel buraya Ruhi. Hay Allah. Bu benim yemek kitabım değil mi? Her yerde arıyordum. Burada ne işi var ki? Hı? Bu benim kitabım değil ama. Gözüm de görmüyor ki. Hakan'ın kitaplarından biri mi acaba? Gözlüğüm buralarda bir yerlerde olacaktı. Heh? Ne çabuk geldi Leyla böyle? Hayırlı günler yavrum. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Estağfurullah teyzeciğim. Ne rahatsızlığı? Buyurun. Torunumu ziyarete gidecektim ama galiba yolları karıştırdım. Şu sokaktan mı girecektim yoksa bu sokaktan mı çıkacaktım? Bilemedim. Telefonum da yok. Bak, bu torunumun telefon numarası. Rica etsem arar mısın? Gelip alıversin beni. Ah teyzeciğim, çok da yorulmuşsunuz siz. Siz şöyle geçin. Ben telefonumu alıp geliyorum. Tamam. Hı? Yaşlılık işte. Bakayım. Bu o. Hmm.
İşte geldim. Merak etmeyin. Şimdi ararız torunu. Hı? Teyze? Ay ay ay! Hı? Teyze? İşte, burası da benim odam. Bugün gördüklerime inanamıyorum. Sen inanmıyorsan ben ne yapayım? Rüya gibi her şey. Hele o pile... Yok öyle değildi. Pire... öyle de değildi. Neydi o tavanda yıldızları, dünyayı izlediğimiz yerin adı? Planetarium. Biraz zor bir ismi var. Ben her geldiğimde vücudumuz galerisine gidiyorum önce. Organlarımızla ilgili çok şey öğrendim bu sayede. Ben de en çok robotların olduğu galeriyi beğendim. Muhteşemdi. Çeşit çeşit robotlar. Gerçi sizin odanızın da oradan eksik kalır yanı yok. Şunlara bakar mısın? Annem robotlar üzerine çalışıyor. Harika bir projesi var. Bittiğinde ülkemize çok faydalı olacak. Değil mi anne? Evet, inşallah. Siz etrafı incelerken ben biraz antrenman yapayım. Ve ne boyu güncelliğim olur mu? Gelin bakın. Bu benim en sevdiğim kitap. Hoş geldiniz gezginler. Gelin bakalım. Anlatın neler yaptınız? Bilim merkezine gittik amca. Harika şeyler gördük. Karaca'nın ağzı açık kaldı. Evet Hakan amca. İnanılmazdı her şey. Benim zamanımda hiç böyle şeyler yoktu. Sevdin yani burayı. Gitmek istemiyorsun öyleyse. Burası güzel. Ama benim zamanım benim için en güzel. Sahi kitapta yeni bölüm belirdi mi acaba? Bütün gün kitabı sayıkladın. Tamam bekleyin. Getireyim. Kitabı evde mi bırakıyorsunuz? Bugün öyle yaptık. Biz yanımıza alalım dedik ama evde daha güvende olur dedi. Kitap! Kitap yok! Ne? Nasıl yok? Ne oldu? Ne bu sesler? Yenge, bir kitabım vardı. Şu boylarda, şu kalınlıkta. Onu bulamıyorum. Görmüş olabilir misin? Ha, o mu? Temizlik yaparken yerde buldum. Senin odan eskiden amcanın çalışma odasıydı. Onun olabilir diye düşünmüştüm. Burada bir yerlerde olacaktı. Nerelerde olacaktı yenge? O kitap benim için çok değerli. Heh, burada işte. Al bakalım. Ha? Oh! Cacık da mı yapsaydık? Gözüme az geldi hazırladıklarımız. Yeter mi ki? Hay Allah. Yok abla. Daha ne olsun? Baksana şu sofraya. Kim yiyecek bu kadar çok şeyi? Kalabalığız. Yenir yenir. Kemal amcayı da davet ettik. Değil mi Hakan? Aradın mı Kemal amcayı? Ha? Bir şey mi dediniz? Kemal amcayı arayıp davet ettin değil mi yemeğe? Evet, ettim. Kitabı görünce gözünün yemek göreceğini sanmıyorum ama... Şimdi ben burada mı kaldım? Evime hiç dönemeyecek miyim yani? Bu nasıl olur? Anlamıyorum. Şuna bakar mısınız? Nasıl da parçalandı. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz orada öyle? Aleyküm selam. Nasıl yani?
Eve geldiğinizde kitabı bu halde mi buldunuz şimdi? Eve geldiğimizde kitabı önce bulamadık. Sonra bulduk ama... Ama bulduğumuz hali böyle değildi. Bu halde bulmadık. Eve geldik. Kitabı bulamadık. Sonra bulduk. Ama tam olarak bu halde bulmadık. Bu hale sonradan geldi. Ne diyorsunuz siz evladım? Hiçbir şey anlamadım. Kemal amca haklı. Ben de hiçbir şey anlamadım. Sen de nereden çıktın? Sevim teyze çağırdı. Hem beni boş ver de ne oldu, doğru düzgün bir anlat Emiray. Aslında anlatacak çok bir şey yok. Ama anlatayım. Bilim merkezinden sonra eve geldik. Karaca kitaba bakalım diye ısrar edince odama çıktım. Ama kitabı orada bulamadım. Çok endişelendik ama yengem almış meğer. Tam bulduk diye sevinmiştik ki bu sefer de kitabın bomboş olduğunu gördük. Emiray kitap yine sıfırlanmış deyince bakmak istedim. Sonra da elinden alayım derken kapağı elimde kaldı. Parçalandı böyle. Nasıl yani? Geçmişle günümüz arasındaki o kadar yolculuk, o kadar macera zarar vermedi. Sen mi parçaladın şimdi kitabı? Öyle değil. Baksana bu gerçek kitap değil. Ama bu nasıl olur? Gerçek kitap nerede o zaman? Ama bu nasıl olur? Ha? Ne oldu? Ne bu halin? Cacık yapacaktık. Salatalıklarım yok. Ah, ilahi Sevim. Bunun için mi bunca üzüntü? Ne olmuş? Cacık da olmayı versin. Bir sürü yemek hazırladınız zaten. İyi ama daha sabah suladım. Nereye gitti bu salatalıklar? Kitabın mı, salatalıkların mı peşine düşeceğiz şimdi? Üzülme Sevim teyze, yine büyütürüz. Annemde yerli tohumlar var. Hem istersen ben bizim evden salatalık getiririm. Canım babam, bugün de fotoğraf makinemizi yanıma alıyorum. Çok gizli bir operasyon için çekeceğim fotoğraflarla iz süreceğim. Yine çok işime yarayacak. Keşke burada olsaydın. Çok tuhaf şeyler oluyor. Neler olduğunu anlatsam inanamazsın. Hayırlı sabahlar. Erkencisin bugün. Hayırlı sabahlar anneciğim. Bugün çok önemli bir işimiz var. Emiraylar beni bekliyor. Öyle mi? Neymiş o çok önemli işiniz? Hakan amcaların evinin etrafında ayak izleri buldu Karaca. Eve birileri girmiş olmalı. Bunu araştıracağız. Biri mi girmiş? Nasıl yani? Tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama tuhaf bir şeyler var. Sevim teyze salatalık ekmişti ya evin önüne. Evet biliyorum. Bahsetmişti. Ama bunun konumuzla ne alakası var? Biz alakası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o salatalıklar şu an yok. Bizden kimse almadığına göre dışarıdan birilerinin bahçeye girdiğini düşünüyoruz. Ben, Karaca ve Emiray'dan, zaman zaman da Hakan amca ve Kemal amcadan oluşan ekibimizle bu konuyu araştıracağız. Demek öyle. Peki, ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Evden uzaklaşmıyorum, yalnız dolaşmıyorum. Ve yabancılarla konuşmuyoruz. Çünkü sen tanımadığın biriyle haber göndermezsin. Böyle söyleyenlere inanmıyorum. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bir şeyler yiyelim, sonra da çok önemli işlerimizi yapalım. Olur. Nereye kayboldu bu zekayı? Patron şimdi çağıracak. İşte... Şuradan. Olmadı. Of. Yahu bırak da gireyim.
Olmaz. Nasıl olmaz? Neden olmaz? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun bakayım? Biliyorum. Zekai ile Ruhi. Hı? Zekai ve Ruhi değil. Yanlarında patronun çok istediği bir şeyi getirmiş olan Zekai ve Ruhi. Siz mi patronum çok istediği bir şeyi becerip getirebildiniz? Evet. İnanmıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Burada diyorum, yanımda. Gerçekten. İyi tamam, bekle. Patron, Ruhi ısrarla seninle görüşmek istiyor. Ne istiyormuş yine? Çok istediğim bir şey getirmişler sana. Ne getirmişler? Bozuk saat mi? Alma içeri. Peki patron, sen nasıl istersen. Projemde kullanırım diye düşünmüştüm. Ama bu iki beceriksizin bir işe yarayacağı yok. Ufak tefek işlerde kullanırız, sevinirler. Bakkaldan ekmek falan almaya gönderin işte. Demek bizim hakkımızda böyle düşünüyorlar. Nasıl düşünüyorlarmış? Zekai, Zekai. Neredesin sen iki saattir? Ekmek alınacakmış, onu almaya gittim. Bak, ucunu yememe de izin verdiler. Sen de ister misin? Son zeka kırıntılarında mı yedin? Bilmiyorum ki Zekai. Bırak şu ekmeği de çabuk, gidiyoruz. Neden? Onu teslim etmeyecek miyiz? Sus! Madem biz beceriksizmişiz, bunu da teslim falan etmeyeceğiz. Yürü, gidiyoruz. Kemal amcayla konuştum. Kitap kütüphanede yokmuş. Zaten oraya nasıl gidecekti ki? Boşuna ümitlendim. Zamanlar arasında yolculuk yapan bir kitap 15 dakika uzaklıktaki kütüphaneye de gidebilirdi. Bakmış olduk en azından. Ümitsizliğe kapılma hemen. Ben de öyle düşünmüştüm ama yok işte. Onu bulduğun yere de geri dönmemiş. Nerede bu kitap? Emiray haklı. Ümitsizliğe kapılmayalım hemen. Bakkal Mustafa amcadan dükkanın önündeki kameraların kayıtlarını istedim. Birazdan torunu size görüntüleri gönderecek. Onları bir inceleyin bakalım. Sokağa giren çıkan olmuş mu? Tamam amca. İnşallah bir iz buluruz. Saksıların etrafındaki ayak izlerinin fotoğraflarını çektim. Salatalıkları alan bir çocuk olamaz. Ayak izleri bir çocuğa ait olamayacak kadar büyük. O çektiğin şeylere bir bakabilir miyim? Fotoğraflara yani. Tamam. Hadi hep beraber inceleyelim. Fotoğrafı büyütür müsün Emiray? Bakın, bu iz bir çocuğa ait olabilir mi sizce? Hayır, bu büyük bir insana ait. Hem de erkek olmalı. Bir de evin içindeki bu iz var. Bizden birine ait olamaz. Herkes yengemin nasıl titiz olduğunu bilir. Bu iz kapının önündekiyle aynı kişiye ait. Kesinlikle buraya yabancı birileri gelmiş. Ha? O ses de nereden geldi? Ha? Elektronik posta geldi. Sokağın kamera görüntülerini gönderdiler galiba. Hani? Gelen giden yok. Kimse gelmedi Karaca. E-posta geldi. Yani bir çeşit mektup. Tek farkı internet üzerinden gönderiliyor. Açıklaman için teşekkür ederim ama tabii ki yine hiçbir şey anlamadım. Neyse, ne yazıyor mektupta? Mustafa amcanın torunu kamera kayıtlarını göndermiş. Şöyle yazıyor. Merhaba Emiray. Hakan amca sokağa yabancı birilerinin girip girmediğini sordu. Görüntüleri izledim. Sana da gönderiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla dün sokağa yaşlı bir teyzeden başka giren çıkan olmamış. Ben de kitabı teslim etmeyip dönmemizi mantıklı bir açıklaması var sanıyorum. Ruhi Bey'imizin alınganlığı tutmuş. Ver şunu. Bırak. Bırak dedim sana. Zekai, sen beni anlamıyor musun? Bizimle alay ediyorlardı diyorum. Vermem. Vereceksin. Ben de gidip patrona vereceğim. Yanlış anlamışsındır sen.
Kulaklarımla duydum. Bizi küçümsediler. Kitabı kullanarak onlara ne kadar büyük olduğumuzu gösterebiliriz. Rohi, kitabı ben aldım, ben de vereceğiz diyorum. Hayır, vermeyeceğiz. Evet, vereceğiz. Bırak şu kitabı Zekai. Asıl sen bırak artık. Kamera görüntüleri de bize bir fikir vermeyecek o zaman. Bir de biz baksaydık. Belki gözden kaçan bir şey vardır. Ben de buraya birilerinin geldiğinden eminim. Elektronik postayı okudum ya. İzlemişler görüntüleri. Yaşlı bir teyzeden başka dün sokağa giren olmamış. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Ben amcamı arayıp son durumu haber vereyim. Belki ne yapacağımızı konuşmak için kütüphaneye yanlarına gideriz. Ben de şu izleri tekrar inceleyeyim. Ben de eve gideyim bari onlar gelene kadar. Oh, insanlar eskiden o koca tarlaları insan gücüyle nasıl ekip biçiyormuş. Ben avuç içi kadar yere salatalık ekerken yoruldum. Ah, öyle gerçekten. Ben de yoruldum. Ama eskiden insanlar daha güçlü kuvvetli oluyormuş. Dün alışverişten gelirken yaşlı bir teyzeyle karşılaştım. Bir görsen nasıl koşuyordu. Eski toprak dedikleri bu olsa gerek. Ama bu... Zekai...